senin bir konuda acilen aydınlanman gerektiğini düşünüyorum. Vega'nın ilk yerli tasarımcısı kulağa çok havalı geliyor. Ama sen bağımsız bir tasarımcı değilsin. Sen Vega'nın bir çalışanısın. Net miyiz? Netiz. Güzel. Vega senin markan değil. Burada kendi atölyende, kendi şirketinde, kendi mekanında değilsin. Net? Net. Burada patron benim. Toplantılar senin boş zamanlarına göre ayarlanamaz. Ekip kendini senin keyfine göre programlayamaz. Buraya böyle saatleri esnetip istediğin zaman gelip istediğin zaman gidemez. Tibet Bey, biliyorum ben son günlerde... Son aylarda. Evet. Son aylarda biraz dağıldım. Ama toparlayacağım. Özür dilerim. Güzel. Güzel. Bu şekilde devam etme şansın zaten yok. Ben toparlayacağım. Ama... sizin de benim yaratıcı bir iş yaptığımı unutmayacağınızı umuyorum. Yani buradaki yapı itibariyle ve sözleşmemiz gereği evet ben sizin bir elemanınız olarak görünüyor olabilirim ama... ben herhangi bir eleman değilim. Burada kendi hayal gücüyle üreten tek kişi benim. Ve lütfen, lütfen bunu böyle bir sanatçı kaprisi olarak falan algılamayın. Şöyle düşünün. Mesela... Vega'nın ilk yerli tasarımcısı ben değil de... Gülfem sipahi olsaydı... 14 duvar arasına kapatıp sıradan bir eleman muamelesi yapamazsınız değil mi? Sen Gülfem sipahi olmadığına göre bu sorunun cevabını hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Öyle değil mi? Ben işimin başına döneyim. Bu arada yeni asistanın yarın başlıyor. Anlamadım. Selin'i kovdum. Tibet Bey, benim asistanımı benim haberim olmadan nasıl kovarsınız? Benim haberim olmadan dönen dolaplardan dolayı kovarım mesela. Rakibimin atölyesinden adam satın almak. Casusçuluk oynamak. Seni bilmem ama bunlar benim iş ahlakımın kaldırabileceği şeyler değil Yuru. Tibet Bey, bunun iş ahlakıyla işle bir alakası yok. Bu tamamen Gülfem'le benim aramdaki özel durum. Sana özel sorunlarınla ilgili tek bir şey söyleyeceğim. Onları benim markamı Vega'yı kullanarak çözemezsin. Gülfem'in asistanı orası battığında burada çalışacağını vaat ederek benim markamı böyle abuk subuk artık çocukça bile diyemeyeceğim oyunlara alet edemezsin. Eğer edersen bedelini ödersin. Bana bir kelle verirsin. Defileye bir hafta kaldığı için ne yazık ki seni kapının önüne koyamam. O yüzden bir kereye mahsus yaptıklarınızın bedelini senin tek başına ödemek zorunda. Ama defileden sonra inan bana yapacağın en ufak saçmalıkta kendini kapının önünde bulan sen olursun. Şimdi gidip asistanına vedalaşabilirsin. Gürür Hanım, sizle konuştum. Seni gerizekalı! Nasıl yakalanırsın? Nasıl bu kadar tedbirsiz olabilirsin? Ben seni gerçekten gözümde büyütmüşüm Selin. Rezil ettin beni. Şimdi Gülfem bütün dertlerini bırakmış kıkır kıkır bana gülüyordur. Her şey çok hızlı oldu. Sizi uyaracak vaktim bile yoktu. Tek umudum telefonda speaker'ın açık olduğunu anlamanızdı ama anlamadınız. Sakın. Bütün bunların suçlusu ben miyim Selin? Gürür Hanım, aylarca istediğiniz her şeyi yaptım. Hep sizin tarafınızda oldum. Ve şimdi kapının önüne koyuluyorum. Ben benim için uğraşacağınızı düşünürken siz beni suçlayıp azarlıyorsunuz. İstersen bir de ekmek param diye ağla Selin. Bu işe çok ihtiyacım varmış gibi. Şimdi benim için hiç uğraşmayacak mısınız? Tibet abinin sizin için bulduğu asistanla yolunuza devam mı edeceksiniz? Biliyorsunuz değil mi? Benim yerime gelen asistan size değil, ona hizmet edecek. Tibet abi bir kere yakaladı. Benim yerime kimi koyarsa koysun sizi zapt etmek için olacak. Hatta Tibet abinin Gülfem'e olan korumacılığı tahmin ettiğimiz sebeplerdense sizin tarafınızda değil, onun tarafında yer alacak. Bir haftam var.
Defileye kadar Tibet'le Gülfem'in arasında ne olduğunu öğrensen iyi edersin. Senin için bir hafta daha istiyorum. Söz konusu bile değil. Olmak zorunda. Pardon? Zorunda mı dedin? Sen benim bir şey yapmak zorunda olduğumu mu söyledin, anlamadım. Az önce maalesef defileye bir hafta kaldığı için beni kapının önüne koyamayacağınızı söylediniz. Anladığım kadarıyla benim size mecbur olduğum kadar siz de bana mecbursunuz. Ve benim Selin'e ihtiyacım var. En azından defileye kadar. Eğer Selin giderse ben de giderim. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Hayır. Eğer defileden vazgeçebiliyorsanız benden de vazgeçin. Seçim sizin.